Mertens için teklif yapıldı. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın şu anda boşta bulunan Dries Mertens için devreye girdiği belirtilmişti. İtalyan basını sarı kırmızılıların somut teklifini doğrularken Mertens'in talep ettiği ücreti de aktardı. Galatasaray'da yeni sezonla birlikte transfer çalışmalarına hız verilmiş durumda. Birçok isimle görüşmeler yürüten sarı kırmızılılar son olarak Napoli'deki sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Dries Mertens için harekete geçti. Mertens ile Türkiye'den Trabzonspor'un da ilgilendiği konuşulurken Galatasaray resmi teklifini yaptı. Corriere dello Sport, Arap Yarımadası'ndan da ilgi olmasına rağmen Belçikalı yıldız için dün Galatasaray'ın somut bir teklif yaptığını belirtti. Galatasaray'ın teklifi öne çıkarılsa da net bir sonuç alınamamış durumda. Sky Sport da Galatasaray'ın resmi teklifini aktarırken oyuncunun yakın çevresiyle görüşmelerde bulunduğunu belirtti. Fakat sarı kırmızıların maaş teklifini yükseltmesi gerektiği ifade ediliyor. Ajax ve Marsilya'nın da gündemine gelen Belçikalı yıldızın sezon başına yaklaşık 5 milyon euro düzeyinde bir ücret talep ettiği aktarılıyor. Mertens'in geleceğine ilişkin kararı kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Galatasaray'dan Lucas Torreira bombası. Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'dan beklenen katkıyı alamayan Galatasaray'da orta sahaya takviye arayışları devam ediyor. Sarı Kırmızılıların Uruguaylı yıldız Lucas Torreira ile masaya oturduğu belirtilirken Cenk Ergün'ün Arsenal'le görüşmelere başladığı bildirildi. Galatasaray'da yeni sezon öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cenk Ergün de transfer çalışmalarına ağırlık veriyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sky Sport muhabiri Gianluca Di Marzio'nun derlediği habere göre sarı kırmızılılar bonservisi Arsenal'de bulunan Lucas Torreira ile ilgileniyor. 26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da kiralık olarak geçirmişti. Futbol ülkesinin Wanderers takımında başlayan Torreira, daha sonra İtalya'da Pescara ve Sampdoria formalarını giyerken 2018 yılında 28.6 milyon euroya Arsenal'e transfer oldu. İngiliz devi son 2 sezondur Uruguaylı futbolcuyu sırasıyla Atletico Madrid ve Fiorentina'ya kiralık gönderdi. Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 35 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 2 de asist yaptı. Galatasaray Micho transferini bitirdi. Yaz transfer döneminin ilk gününden beri ön libero arayan Aslan AZ Alkmaar'dan Fredrik Micho'yu bitirdi. Norveçli oyuncu için kulübüne 3,5 milyon euro ödenecek. 28 yaşındaki futbolcu ile 3 senelik sözleşme imzalanacak. Galatasaray transfer sezonu boyunca ön libero üzerinde çok durdu. Sarı Kırmızılar geçen sezondan bu yana sorumlu olan bölgedeki açığı kapatmak için hayli uğraştı. Jimbom daha önce Zeka ve Seri gibi isimlerle görüşürken gündeme zaman zaman da Axel Witsel, Ndombele gibi yıldızlar da geldi. Hoffenheim forması giyen Florian Grealish ile anlaşma aşamasına kadar gelindi ancak bu kez maddiyat konusunda pürüz yaşandı. Aslan son olarak da Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Micho ismine yoğunlaştı. Kırmızı beyazlı kulüple yoğun bir pazarlık süreci açıldı. İlk etapta 2,5 milyon euro önerilirken sonrasında bu rakam 3,2 milyon euroya çıktı. AZ Alkmaar kulübü yine yapılan teklifi yetersiz bulunca bu kez Aslan son önerisini yaptı. Hollanda ekibi güncellenip 3,5 milyon euroya çıkarılan bonservis bedelini kabul etti. Diğer yandan da Norveçli futbolcu ikna edildi. 28 yaşındaki oyuncu seneliği 1,2 milyon eurodan 3 yıllık kontratı kabul etti. Taraflar arasındaki görüşmelerde pürüz kalmadığı öğrenilirken geri sayıma geçildi. Micho bir aksilik olmazsa kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek ve imzayı atacak. Ardından transferin kapa bildirilmesi bekleniyor. Jimbom'dan Denis Suarez bombası. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da tamamlayan Galatasaray'da hedef yeni transferleri sezon öncesine yetiştirmek. Okan Buruk'un özellikle istediği orta saha transferi için yoğun mesai harcayan sarı kırmızılı yönetim yıldız oyuncuya kancayı taktı. İspanyol basınına göre orta saha oyuncusu Denis Suarez ile ilgilenen sarı kırmızılılar oyuncu için girişimlerini sürdürüyor. İşte transferin detayları. İspanyol basını AS'a göre Galatasaray Denis Suarez ile anlaşmak üzere. Suarez'in menajeri Oscar Grau da Galatasaray ile temaslarda bulunuyor. Aslan'ın önceliği Evander olsa da Suarez için sarı kırmızılı yönetim girişimlerini sürdürüyor.
Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Celta Vigo formasıyla İspanya La Liga'da 38 karşılaşmada görev aldı ve 4 gol 5 asistlik performans sergiledi. Barcelona formasıyla da kupalar kazanan Suarez 71 kez Katalan ekibinin formasını terletti. 28 yaşındaki yıldız şimdiye kadar Manchester City, Barcelona, Arsenal, Villarreal ve Celta Vigo formalarını giydi. Suarez'in İspanyol ekibi Celta Vigo ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'da satış izni çıkmayan tek isim. Cimbom'da yönetim bir futbolcu dışında değerini bulan tüm oyuncuların gidişine yeşil ışık yaktı. Süper Lig'de yeni sezon öncesi şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için harekete geçen Galatasaray, kadro mühendisliğini iyi kurmak istiyor. Gelecek ve gidecek oyuncular konusunda sıfır hata yapılması talimatını veren Başkan Dursun Özbek'in genç ve başarıya aç isimlerin kadroda olması gerektiği görüşünde olduğu kaydedildi. Mali sorunlar nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan sarı kırmızılılarda değerini bulan oyuncuların satılmasına yeşil ışık yakıldı. Bonservis getirisi elde edilebilecek diğer oyuncular için de tekliflere açık olunduğu öğrenildi. Habertürk'ün haberine göre sarı kırmızıların kadrosunda bulunan sadece bir oyuncu için gelebilecek tüm tekliflere kapılar kapatıldı. Geçen yıl kiralık olarak gittiği Adana Demirspor'da mükemmel bir performans sergileyen Yunus Akgün'den bu sezon büyük beklentiler içinde olan sarı kırmızılı yönetimin 22 yaşındaki futbolcunun satışını kesinlikle onaylamayacağı ifade edildi. Menajerler aracılığıyla gönderilen tekliflerle nabız yoklanan Galatasaray yönetiminin genç yeteneği en azından bu dönemde satmak istemediği bildirildi. Yunus'un bu sezon göstereceği performansla birlikte gelecek dönemlerde fiyatını kat kat arttıracağını bilen Özbek yönetimi, takımdaki her oyuncunun değerini bulması halinde satılabileceğini, ancak Yunus'un bir istisna olduğunu kaydetti. Yunus'a bu dönemde 50 milyon euro üzeri astronomik bir teklif gelmesi durumunda sarı kırmızılı yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Yeni Neymar kiralık olarak Cimbom'a geliyor. Galatasaray'da gözler yeni sezona çevrildi. Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Cimbom'un yeni Neymar olarak nitelendirilen Brezilyalı yıldız için devreye girdiği ve yakın zamanda transferi sonlandıracağı iddia edildi. İşte detaylar. Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Alınan bilgilere göre İngiliz devi sezon başında Fluminense'den 10 milyon euroya transfer ettiği ve geleceğin Neymar'ı olarak gösterilen 18 yaşındaki yıldızı tecrübe kazanması adına kiralama kararı aldı. Sarı kırmızılıların bu gelişme sonrası atağa kalktığı ve Manchester City ile temasa geçtiği, böylece yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı iddia edildi.